şöyle 160 km. Arkadaşlar hepinize Sakarya'dan selamlar. Bugün Ahmet abinin dükkanının oradayım. Atapazarı'ndayım. Buraya aslına bakarsanız bir aracın bakımı için gelmiştim ama burada satılık bir Honda Civic gördüm. Arkadaşımız Emre'nin aracı. Sizlerin de bildiği üzere ben de bir Honda Civic arıyorum. Böyle eski bir araca hevesim var. Alıp güzel bir şekilde temizleyip bakımını yapıp keyifli bir şekilde geceleri sürmeyi çok istiyorum. Bu araç da benim istediğim tarza yakın bir araç. Orijinal bir şekilde gözüken bir araç. Temiz bir araç. Beraber bakmış olacağız ve aslına bakarsanız ilk kez bir Honda Civic kullanacağım. Honda Civic bana nasıl bir his verecek onu da bilmiyorum. Hislerimi sizlere aktaracağım. Arabayı inceleyeceğiz. Fiyatından bahsedeceğim. Bakalım bizlere uygun mu göreceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video başlayalım. Arkadaşlar şöyle hızlıca videomuza başlayalım. Euromaster'ı biliyorsunuz tek yokuşunda. Hep buraya geliyoruz zaten. Bir aracın bakımı için geldim. Buradaki Honda hoşuma gitti. Zaten merak ettiğim bir araç, almak istediğim bir araç. Böyle eski bir Honda alıp işte boyasını parlatmak istiyorum, temizlemek istiyorum. Keyifli bir şekilde böyle yollar yapmak, kilometreler yapmak istiyorum. Ya bu araç da benim istediğim tarzda. Niye tarzda? Gördüğünüz üzere boyası, işte aracın kondisyonu, özellikle de böyle abartılı modifiye yok gördüğünüz üzere. Ya alt tarafa E takılmış mesela, benim pek tarzım değil, ben onu sökerim büyük ihtimalle ama genel olarak aracın duruşunu gördüğünüz üzere tertemiz, kordonları tertemiz duruyor. Bu aracın ön üç parçası değişen mi onu merak ettim, hemen sorayım bir dakika. Çünkü bu araçlara biliyorsunuz kronik ön üç parça değişen var arkadaşlar. Sürekli bir yerlere kaza yapıyorlar çünkü frenleri oldukça zayıf. Hemen bir sorayım aracın sahibine. Aracın sahibi zaten usta. Aslına bakarsanız oradan da aracın tüm bakımları çok rahat yapılıyor. Emre abi bu arabanın ön üç parçası değişen miydi? Sadece sol ön çamurluk değişik abi. Tamam. Başka değişen parçası yok. Tamam. Bel altında boyaları var. Bel altı boyaları. Tavanda boya yok. Yok, tavanda yok. Tamam. Fiyatta anlaşırız değil mi? Sen bir şekilde. Bir bak abi de anlaşırız. Yardımcı oluruz. İnşallah. Tamam, teşekkürler. Tabii fiyat benim için biraz yüksek. Onu söyleyeyim. Benim düşündüğüm fiyatların biraz üstünde. Ya bütçem çok sınırlı. Bu sene biraz ekstra harcamalarım olacak. Şöyle aracı güzel bir şekilde inceleyelim. Bu arada bu 1.6 IS manuel vites. Ben biraz daha otomatik düşünüyordum. Bakalım. Bir arabayı inceleyelim, sürüş kilometrelerini öğrenelim. Çünkü bu Honda Civic'in nasıl bir hissiyat vereceğini bilmiyorum. Arkada kamera var. Önde demek ki bir multimedyamız bulunuyor. Sizle beraber bakıyorum bu arada. Ben ekstra kendim incelemedim. Hemen LED farlarımız sonradan yapılmış. Şöyle. Burada küçük bir buhar görüyorum. Eski araçlarda olabilir. Park sensörümüz var. Arabanın plakası. Gördüğünüz üzere yeni plaka. Kara kaplı plaka kullanılmış. Egzozumuz normal bir egzoz. Herhangi bir abartı durumu yok. Şöyle benzin depomuz. Bu aracı arkadaşlar benzinde kullanıyor ama LPG'de var. Benzinde kullandığını söyledi. Araçta ekstra bir air var. Air sistemi var. Yani o da seven var, sevmeyen var. Air sisteminde kullanılıyor. Air'ın körüklerini görebilecek miyiz burada? Şöyle. Bakın Air'ın körüklerini hemen bu bölümde görebiliyorsunuz. Aracın sadece sol ön çamurluğu değişmiş. Ya aslına bakarsanız değişene çok fazla takılmıyorum. Çünkü bu araçların dediğim gibi hepsinin ön üç parçası değişen ama tabii az değişen olduğunda aracın duruşu da değişiyor. Sonuçta o gözünüzde bir şekilde arkadaşlar orijinal parçanın kendi duruşu farklı oluyor. Diyorum zaten yolda da bir yerde durup bakarız. Motor bölümünde durduğumuzda bakarız. Şöyle içeri göstereceğim. Bu güvenlik paketi olarak geçiyor. Honda'cı arkadaşlar bilirler. Airbag geldiğinde bu araçlara güvenlik paket deniyor. Ayrıca ABS de geliyor. Kolçağımız var, kolçak da yine aracın dolu olduğunu gösteren detaylardan. Ben biraz Honda Civic araştırdığım için artık bunlara hakimim. Şöyle döşemelerimiz. Tabii ki yılların verdiği illaki buralarda yıpranmalar var. Ama o zamanlar yumuşak plastik olmamışlar biliyor musunuz? Hafif bir yumuşaklık var. Dört camımız otomatik. Göğsünün üstünde hafif bir yumuşaklık var. Airbagler dediğim gibi önemli detaylar. Bu koltukları seviyor Honda'cılar. Bunlar önemli detaylardan, böyle yırtık pırtık olmadığında ve özellikle de kadife renkler güzel gözüküyor. Arda çıkalım mı yolculuğa? Çıkalım. Arabanın duruşunu beğendin mi sen? Araba güzel ya. Air'lı. Tam senlik. O konuda çok net değilim. Ama şey çok güzel. Ne biliyor musun? Bu arabada değişen yokmuş. Sadece sol ön çamurluk değişmiş. Araba ok gibi duruyor. Evet. Kordonu çok güzel. Ya motorun... Araba yorulmamış. Hayret. Honda arabasının normalde yorulması lazım. Değil mi? Yormamışlar. Ama yormamışlar. Bir bakalım sürüşünde, hem kilometresine de bakayım. Tamam. Nasıl olacak bakalım. İlk kez. İlk kez bir Honda Civic kullanacağım. Tamam. Hadi geç. Evet, ilk kez. Yani hiç sürmedim, bu kadar araba kullandım. Bunu yapacağız yani. Bu gidişlerle olacak gibi. Şimdi eski araçlarda aslına bakarsanız. Bu arada arkadaşlar bu minibüsün de videosunu çekelim mi? Burada da farklı minibüs var. Gümrükten gelme. Yurt dışı çıkışlı. Geçen de sürdüm, çok keyifliydi. Böyle çekelim. Bakın ben de şöyle bir durum var. Eski araçlarda benim için en önemli şeylerden biri oturma pozisyonu. Ben arabanın içine oturduğumda etrafımı çok rahat görmeliyim. Ve ayrıca yüksekte kalmamalıyım. Yüksekte kaldığımda tavana çok yaklaşıyorum. Beni boğuyor. Arabayı sürdüğümü hissetmiyorum. Benim ilk aradığım şeyler bunlar oluyor genel olarak. Burada air var ama nasıl kullanacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Arabanın yüksekliği gayet idealliği hatırlıyorum. Şöyle ön tarafa bakayım.
Evet, yani şu an altını bir yere bulmayız diye ümit ediyorum. Bir marşımıza basalım. Hem arabaya bir benzin alacağız. Emin abi benzin almamı rica etti. Bir Honda aldığınızda anahtar böyle geliyor. Honda'yı sevecek miyim çok merak ediyorum ha. Bakın buraya ekstra göstergeler de koymuş. Şöyle vites topuzu orijinal değil mi? İnce vites topuzu yapmışlar ya. Deri. Farklı duruyor. Bir marşa basalım. Şu yeşil ışık yanıp sönmesi nedir? Anahtarla alakalı. Bakalım. Ya ben de arkadaşlar bunların marş sesine hastayım ya. Marş sesi ne kadar güzel, duyuyor musunuz biraz önce? Çok güzel bir marş sesi var. 1.4'lerde ses böyle değil. 1.6'ların sesi bu şekilde. Honda'ların sevdiğim özelliği hiç seslerin çıkmaması. Tesla'dan da kameralara çok alıştım. Etrafımı kameralarla çok net görebiliyorum. Burada tabi birazcık farklı oluyor. Yolumuza şöyle başlayalım. Hemen ben bir emniyet kemerimi bağlayayım. Buraya gelirken kullandığım araç mekanik direksiyondu. Hidroliğin farkı net hissediliyor. Manuel testi. Honda Civic'le yolculuğumuza başladık. Tabi ayağımın altında hemen çekişi hissediyorum ya. O 1.6'nın çekiş farkı eski araçlarda çok belli oluyor. Çok gaza basmayacağım şu anda. Zaten aracı denerken de çok aşırı kullanmayacağım. Çünkü hani alma potansiyeliyle baktığımız için öyle yormak hoş olmaz. Performansını yine ben sizlere göstermeye çalışırım. Şu an tek şey şunu düşünüyorum. Arkası çok havada. Onu hissediyorum. Air'dan dolayı. Hemen bunu benzin alırken indirip kaldırıp bir şeyler yapacağım. Daha düzgün bir seviyeye getireceğim. Tam istediğim seviyeye getireceğim aslına bakarsanız. Şimdi hemen şurada bir benzinlik var bizim Sakarya terminalinin yanında. Honda Civic'lerin arkadaşlar özel bir böyle hastası var ya. Bu arada bunun deposu neredeydi? Evet, bir benzin koyalım arabaya. Altı yüksekmiş ön tarafı ya. Arkası çok şey, yüksek havada. Evet. Şunu normal formlara getireyim. Şunun önünü de basarsak eğer. Tamam. Biraz da önünü. Tamam. Evet. Standart bir süspansiyon formuna getirdim. Benim istediğim tarzda. Ya Air'ın da güzelliği var. Böyle hemen oynayıp ayarlayabiliyorsunuz. Taptaze yaptık. Şimdi şu aracın benzin deposunu bir açalım. Yine benim Kia'da olduğu gibi burada. Arkası yüksek olunca çok rahatsız ediyor sürerken. Arka yüksekliği iyi oldu değil mi? Birazdan daha çok oynarız Air'la. Honda'ların duruşu güzel ama ya. Arkadaşlar belki aylar sonra ilk kez yakıt aldım. Hangisiydi abi? Tamam, teşekkürler. Aylar sonra kaç paraymış yakıt? 41 liraymış. 41.80. 300 liraya 7 litre. Şu marşımıza basalım, ne kadar ibre kalktı. 300 liraya içeriye bile gelmez ki. Bakayım. Hiç kalkmadı. Bunlar biraz geç mi kalkıyor acaba? Of, marş sesini var ya, sürekli marşa basasım geliyor. Evet, LP'ye geçti. Şimdi basalım, benzine geçsin. Şurada arkadaşlar ben bir kafama bağlayacağım sizleri, daha rahat edeceğim. Arabayı rahat sürmek istiyorum. Evet, sonunda sizleri kafama aldım. Şu anda çok çok rahatım arkadaşlar. Hemen şöyle kontağımı basayım. Debriyajımıza basıp. Allah'ım ne kadar güzel bir marş sesi bu. Ya siz de benim gibi hastası mısınız bu sesin ya? Bu ne kadar güzel ya. Hondacılar, ne diyorsunuz? Şu anda emniyet kemerimde taktım. Vallahi rahatladım. Şöyle güzel. Bu arabanın sürüşünü yapalım. Air'la da en azından yüksekliğini de ayarladım ya. Biraz önce arkası yüksek olduğu için oturma pozisyonunda biraz rahatsızdım. Böyle öne doğru eğitiriyordum. Şu an koltuğumun ayarını da yaptım. Minder'de arkadaşlar derinlik ayarı da var. Arka bölümünün mesela derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Debriyajına biraz alışmam lazım. Yol verdiler. Şöyle geçelim. Kornamız şu bölümdeymiş. Ben ortaya basmaya çalıştım. Bu araçların özelliği şu. Özellikle de 1.6 olduğu için bu araç. Performans arkadaşlar. Performans kesinlikle büyük etkenlerden biri bu araçta. 1.6'ların performansını herkes beğeniyor. Bakın şu an motor sıcaklığımız da yüksek. Zaten araç kullanılarak geldi. Bizim her zamanki yolumuzda bir tur atalım. Şöyle hafifçe bizim GV yoluna gideyim. Yani en azından aracı aldığımda süreceğim yerler buralar. Burada nasıl bir performans sergiliyorsa beni o şekilde iyi hissettirecektir. Bir beraber Honda Civic neler yapıyormuş görmüş olalım bu sayede. Bir viteslerimiz çok güzel. Hiç problem yok. Benzinimiz çok az bir şey kalktı. Yani
300 liraya ben çeyrek depo falan diyordum ya, çeyreğe geçin kırmızı geçti sadece. Aa, bu araç yüksek devirde fena yürüyor. Evet, şöyle 160 km hıza rahat çeşitli. Bir de frene bakalım. Fena değil, frenler de öyle sarsmıyor aracı. Burası birazcık bozuk bir yerdir, aracı zarar vermeyelim. Ama motor sesini falan duydunuz mu? Tamamen orijinal olmasına rağmen. İnsan bunda sürekli arkadaşlar bu şekilde gaza basar ya. Ya o yüzden zaten bu araçların hep ön üç parçası değişen ya. Ya tabii ki bizim burada amacımız arkadaşlar performansı kullanmak değil. Performansla ilgili bir kaygım yok. Zaten ben performansa Tesla'da oldukça doyuyorum. Ben bu arabada keyif arıyorum. Yani ben, beni kullandığımda keyifli bir hale getirmesi lazım. Zevk vermesi lazım, öyle söyleyeyim. Buraya bir sürü kişisi oldu. Normalde burası çok güzel bir yerdi. O yüzden hoş bir görüntü oluşmuyor biliyorum ama ben de burayı çok seviyorum. Yani burasının artık bende bir anısı oldu diyebilirim hatta. Şimdi aracı stop etmeyeceğim. Bu şekilde çalışsın. Hem dışarıdan motor kaputunu açıp ona da bakacağız beraber. Bir indirip kaldırmasına da bakalım. Ha, bu komple indirme. Ama tabii öne oturuyor ya. Evet. Öne bildiğiniz oturdu. Baya baya indi. Arkadaşlar son noktaya kadar basabiliyorsunuz. Arkası da aynı şekilde. Ama ben bunu kaldırayım. Aa, dans etmeye başladı. Bilerek yapmadım ya. Allah Allah. Dans etme modu varmış. Şimdi ben bunu sevdiğim yüksekliğe getireceğim. Bakın ben tekerin üzerine bir parmak mesela seviyorum. Şu an arka tarafta da bu arada şey çalışıyor. Benim sevdiğim pozisyon bu olabilir. Belki biraz daha önü aşağıda ya da değil yani. Bu şekilde güzel. Evet, bu şekilde gayet güzel. Şöyle altını hiçbir yere vurmadan gayet güzel bir şekilde gezilebilir. Boyası cidden kendini güzel gösteriyor. Maşallah farları falan çok güzel. Farların böyle olması lazım. Bir de bu makyajlı tampon diye geçiyor galiba. Bagajımız nasıl bu araçta? Bakın air pompamız çalıştı. Tüpü doldurdu. Şimdi durdu tekrar. Bagajda çok fazla bir yer kalmamış. Bu araçta ses sistemin de varmış, onu görmemiştim. Şöyle. Bu taraflarda arkadaşlar koruma olmuyor bu tarz araçlarda. Biraz tenekeyi böyle görüyorsunuz. Yani Honda zaten her zaman böyle kalite olarak mükemmel seviyede olmuyor. Yani Honda'yı aldığınızda biraz daha kalitenin düşük olduğunu bilerek alıyorsunuz. Ama sürüş hissiyatı olarak alıyor insanlar Honda'yı. Performans için alıyor açıkçası. Evet. Döşemelerimiz güzelmiş ama. Şöyle kapatalım. Evet, güzel kapandı. Farlarını da yakayım. Ha, farlarımız beyaz varmış. LED far takılmış. Arka stoplar güzelmiş ama bakın sisleri de yaktım şöyle. Normal zamanlarda kullanmayın kesinlikle sislerinizi. Ama LED stoplar yakışmış. Bir de sunroof olsa güzel olacak aslında. Sunroof bu arabalara çok yakışıyor ya. Arka tarafı çok kullanılmayacak. Nasıl acaba arkası? Arka koltuklar da çok temiz. Tertemiz duruyorlar. Zaten Honda'cılar direkt anlayacak konuyu. Yok, bu arabanın döşemeleri, kondisyonu oldukça temiz. Ya motoruna bakmama pek gerek yok. Niye derseniz, zaten bu işi yapan adamlar, ekspertiz olan adamlar ve yıllardır tanıyoruz zaten kendilerini. Ayrıca tamamen bu arabanın da ustası arkadaşlar. Yıllardır bu tarz Honda'ları yapıyor, alıyor, biniyor, değiştiriyor. Ya hastası açıkçası bu işin Emre. Bakın şu an fan açtı. Çalışmasında herhangi bir sorun gözükmüyor. 1.6 motoru bunlar. 1.6 VTI'ler var bir de. Onlar 160 beygir oluyor. O çok çok farklı oluyor açıkçası. Bakın kaputun değişmedi. Aslında buradan biraz daha anlıyoruz. Onda etiketleri üzerinde duruyor. Bazen videodan anlayan arkadaşlar oluyor biliyor musun? O kadar detaylı bakıyorlar ki arabanın parçasının değişen ya da değişen olmadığını anlıyorlar. Bakın şöyle. Bu bölüm değişmiş. Bu bölümde değişme yok. Şu anda bir yandan size anlatıyorum ama bir yandan da bu arabaya sahip olsam nasıl olur diye düşünüyorum. Kupe daha çok mu yakışır bana acaba ya? Bilemiyorum. Bu arabanın da temizliği beni çok cezbediyor. İçeride neler var? Şöyle sis lambası buraya koyulmuş.
Ayna ayarlarımız burada. Şöyle bir göz var burada çok küçük. LPG'miz burada zaten. Buraya sunroof geliyor arkadaşlar. Bazı araçlarda da sis farının tuşu burada oluyor. Klimanın ayarları basit bir şekilde. Bak klima motorunu devreye aldım. Hemen tık etti, duydunuz mu? Benzinimiz biraz daha havaya kalkmış. Şu bölümde de bir hava çıkışı var ama burası aktif değil anladığım kadarıyla. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle araçlarda buna bakıyorum. Şöyle bir parça var. Bu şöyle bardaklık arkadaşlar. Bunu çok kullanacağım eğer böyle bir araç alırsam. Çünkü diyorum ya, bununla böyle ağır ağır seyahat ederek işte içeceğimi alacağım. Uzun uzun yollar yapacağım ve şunun çalışmasının güzelliğini gördünüz mü? Tık çalışıyor. Her şey yerli yerinde. El frenimiz. Burada far yükseklik ayarı oluyordu aslında. Bu araçta niyeyse yok. Bazılarını görüyorum. Şurada koltuk sıkma oluyor normalde. Buralarda oluyor. Şurada ne var bilmiyorum. Kolçağımız olması güzel. Evet. İçeride durumlar bu şekilde. Gelin biraz sürelim. Sürerek muhabbet edelim. Ben bu arabayı sürmeyi sevdim. Bir tur atalım. Biraz da sakin kullanmak istiyorum ama şimdi bizim bu yolumuz da çok uygun. Hafif gazlamaya. Bu arada bakın yine otokarda araçlar test ediliyor. Özellikle şeye bakacağım. 5'in vitesi 100 ile 120 arasında kaçta gidiyor? Çünkü uzun yolda kullanırsam en önemli detaylardan biri de o. Şunu bir söyleyeyim ben sizlere. 1.6'dan 1.6 motordan alınabilecek en güzel güçlerden birini alıyorsunuz. Attım. 5 ileri bir araç. 3500 devirde. 130. Şöyle iniyor aşağıya doğru. Aracı kendi haline bıraktım. 120 ile 3000 devirde. Eski bir araç için, eski bir şanzıman için gayet güzel. Benzinli araçlar eskiden bu şekildeydi. Süper. 2500 devirde 100'le gidiyor. Tam bir uzun yolda kullanmalık araç. Hem de LPG'de var ya. Çok konforlu gidersiniz. Rüzgar sesini de merak ettim. Bir de ona bakalım. Şöyle bizim her zamanki yolumuzdan dönelim. Ya şimdi araçta eğri olduğu için yol tutuş konusunda da çok net konuşamıyorum açıkçası. Eğri çok fark ediyor çünkü. Arkamdan bir tır geliyor. Normal standart bir araba kullanıyormuş gibi yapıyorum. Evet, mesela benim gizleyeceğim tarz bu. Dolduracağım yakıtımı. Aynen bu şekilde ilerleyeceğim. Çok kötü atladı. Clio'yu gördünüz mü? Tır çok kötü atladı. Clio fren yaptığında araç dağıldı hafiften. Direksiyonun hissiyatı biraz farklı. Bence ama o air'dan da kaynaklanıyor olabilir. Bak şimdi mesela bir de rüzgar sesine bakalım. Böyle 5'e aldım. Diyelim ki otobanda bu hızla ilerliyorum. Ne sesler geliyor? Tabi bu hızlara geldiğinizde arkadaşlar sesler geliyor. Yani her noktadan ses geliyor. O konuda kesin söyleyebilirim sizlere. Araç biraz yüke bindiğinde tabi motor sesi gelmeye başlıyor. Tam bir Japon ya. Japon'un da Japon'u yani, öyle söyleyeyim. Bu tabii bu arabanın işte diyorum ya, mantığı biraz farklı. Yani ben niye almak istiyorum? Bir, görünüşü hoşuma gidiyor. İki, Honda sürmek istiyorum. Niye? İşte o motorun sağlamlığını hissetmek istiyorum. Çünkü bunun motorunu bozamazsınız yani. Çok çok sağlam motorlar. Henüz daha 240 binde bu araç. Bilmiyorum, böyle bir Honda'ya karşı sevgim oluştu. Eksileri var mı? Eksileri kesin de var. Ama piyasası da oldukça yüksek. Yani alan, satan sürekli böyle piyasada rahatça satabileceğiniz araçlardan biri. Şimdi benim bütçem çok dar. Evet, bu araba biraz pahalı aslına bakarsanız. Ben onun hakkında da şimdi Emre abiyle konuşacağım. Anlaşabilirsek biraz daha indirim isteyeceğim ondan ama arkamda bir Mercedes var. Ya işte bu, bak bu arabada işte bu rahatlık var. Anlatabiliyor muyum? Arkanıza biri mi geldi? Gaza oturduğunuz anda hemen araba ayrılıyor diğerlerinden. Arkadaşlar sizce hangi aracı almalıyım? Honda'lar bence sizce yakışır mı bana? Bakın çocuklar nasıl bakıyordu ya. Ya ciddi anlamda arkadaşlar, gençlerin bu araba acayip ilgisini çekiyor. Hele bir de air var ya. İşte insanların ilgisini çekiyor. Şimdi ben bu aracı alsam videolarını da sizlerin izleyeceğini düşünüyorum. Yani uzun yolda yakıtına bakarız. Performanslı kullanırız. Ne bileyim, yıkarız, temizleriz, parlatırız. Bunlar yapılabilecek işler.
Aslında biraz da YouTube için de alıyorum böyle bir araç. Onun da etkisi var tabii ki. Zamanında Tofaş'ımız varken de güzel videolar çıkıyordu. Arkadaşlar, durumlar bu şekilde. Bu araçtan da bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım Honda'cılar mutlu olmuşsunuzdur. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Bu tarz eski araçların incelemesini devam edeceğim. Çünkü çok fazla ilgi var bu tarz araçlara. Bütçesi de aynı şekilde benim gibi dar olan bir insan için mükemmel bir video oluyor tabii. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar, bonus olarak videomun sonuna gitmek istedim. Arkadaşımız Tesla'dan gelmiş, İstanbul'dan. Bu Euromaster bayileri Tesla'lara hizmet veriyor. Şimdi araçtaki probleme bakmak için buradaki lifti kullanabilecek, burada test edebilecek, tüm cihazları kullanabilecek Tesla Euromaster'larla anlaşmış. Vallahi ben de şaşırdım, ilk kez böyle görüyorum. Birazdan Tesla aracı gelecek, hiç İstanbul'a gitmesine gerek yok. Burada hepsini halledecekler.